Sanat, sinema, tiyatro yaşınız kaç diye sorsam? Canım ne eveleyip geveliyorsun. Yaşın kaç diye sorsana doğrudan doğruya. Yani yaşınızı rahatça söyleyebilecek yaş. Gayet tabii. 70'ten bir eksik. 70'ten bir eksik. Evet. Nice yıllara. Sanat yaşı? Sanat yaşı da 40 falan var. 40 falan var. Evet. Nasıl başladıydı? Efendim halk evleriyle başladık. Evvela tiyatro. Halk evlerinin tiyatro koluyla. Evet. Ondan sonra bir profesyonel sahneye geçiş oldu. Profesyonel sahneye geçişi kısa bir müddet sonra film teklifleri ile perdeye geçtik. Ancak bütün bunların yanında bir de Denizci Hulusi Kentmen var. Aa, o denizci, o tabii o en başta. O en En başta, başta. evet. En başta 16 yaşında asuba. Yakışıklı, pırıl pırıl bir denizci. Bilmiyorum ki artık. Yakışıklı Seyircilerimiz mıydı? şu anda o konuda hüküm verecekler. Çünkü o Bahriyeli resimlerinizden birini şu anda bakın hemen sunuyoruz onlara. İnşallah onlar da senin gibi düşünürler. Evet, dinliyoruz. Evet, 16 yaşında Deniz Astsubay Okulu'na girdim. 30'da mezun oldum. Sonra ilk gemim Mecidiye. Tabii şimdi yalnız ismi var ve resimleri var. Evet. Ondan sonra Dumlupınar Denizaltı Gemisi. Dumlupınar. Dumlupınar Denizaltı Gemisi. Ama o bu batan Dumlupınar Denizaltı Gemisi değil. Önceki. İlk İtalyanlardan aldığımız Dumlupınar gemisi. O ömrünü doldurdu. Hurdaya çıktı. İşte ondan sonra bu vatan denizaltı, Dumlupınar denizaltı gemisini aldık. Denizaltı çok ilginç. Televizyonda da görüyoruz bu yaşayan deniz dizilerinde. Evet. Şimdi bir denizaltıcı olduğunuz günlerden şöyle şu anda hatırlayıverdiğiniz ne gelir denizaltı deyince? Valla denizaltıcılık çok heyecan verici bir meslek. Muhakkak ki heyecanı sevenler ancak denizaltıcı Hiç böyle olurlar. tehlike geçirdiğiniz oldu mu batma ya Ha denizde kalma falan? oldu bir kere oldu. Onu kısaca anlatıvereyim istersen. Lütfen. Efendim Dumlupınar gemisi, denizaltı gemisiyle Kocatepe gemisi arasında bir hidrofon talimi vardı. Denizaltı dinleme cihazı Evet. tatbikatı vardı. Büyükada ile Yalova arasında biz dalış yapacaktık. Ve Kocatepe bir saha içerisinde dolaşacak. Biz de dinleme Evet. tatbikatı yapacaktık. Bu daldığımız yerde yani Büyükada ile Yalova arasında 400 küsur metre derinlik vardır. Bir denizaltı gemisinin o zamanki denizaltı gemisinin dalış standardı da 80 metre. Biliyorsunuz suyun mukavemeti çok Evet. fazla oluyor. Burada gemiyi kaçırmamak lazımdı. Akdeniz manevrasından henüz dönmüştük. Gemiyi oraya göre ayarlamış olacağız ki Evet. efendim burada suyun kesafeti değişince gemiyi kaçırdık. Yani gemiyi kaçırmak. Yukarı ile haberleşmeniz mi ya da onu takibiniz Hayır, güçleşti. gemiyi kaçırdık. Gemi derinlere gitmeye başladı. Gidiyor. Gidiyor, O evet. 80'i falan geçecek. O 80'i geçerse felaket Ha, zaten. O geçmedi daha. 80'i geçemedik. Efendim, ben de geminin dalıp çıkmasıyla ilgili bir görevdeydim. Yani Evet. geminin dalması ve çıkması. O andaki o böyle dibe doğru dalışta Evet, o benim görevim de. idi. Evet, gemi dalarken Nasıl ve çıkardınız çıkarken. sonra? Gemi kaçmaya başladı ve bütün imkanları denedik gemiyi bir seviyede tutmak için. Fakat kesafet çok değişmişti. Tutamıyorduk. Herkes şaşırmıştı. Bir an baktım benizler sapsarı olmuş ve umluk manometresi 65'i gösteriyordu. Bir anda elimin altında bulunan
Hava manifresine bastım, gemi kabak gibi suyun üstüne çıktı. Kurtuldunuz. Kurtulduk. Ve beni tebrik ettiler. Güzel. Bu hareketimi takdir ettiler. Fakat 3 gün sonra da cezalandırıldım. Çünkü bu hareketi emirsiz yapmıştım. Emirsiz yaptınız. Evet, sonra sinemaya, tiyatroya geçişiniz sonra var. Sonra sinemaya, tiyatroya geçişim var. Onları isterseniz biraz sonra konuşalım da, evet. Şimdi ben arada sorayım, şu anda şöyle bir eskilerden bir parça dinlemek isterseniz, hangi parçayı arzulardınız diye de araya biraz müzik sokalım. Güzel Halis'im, şey mi soruyorsun yani, Türk sanat müziğinden falan mı? Evet, eski Türk müziğinden. Türk bizim müziğinden şöyle bir 25-30 yıl öncenin, evet, çok popüler parçalarından. Benim o çok sevdiğim bir parça vardır. Ve bunu ben ilk defa Abdullah Yüce'den dinledim. Bu ne sevgi ah. Bu ne sevgi. Bu ne ızdırap. Herhalde Abdullah Yüce'yi burada gördüğünüz için şimdi bunu istiyorsunuz. Aşk olsun. Bir saat provasını yaptırmadı mı bize içeride bu anonsun? Evet değerli seyirciler. Biz Hulusi Kentmen'den rica ettik ama bizi ele verdi. Abdullah Yüce de bir konuğumuz. 30 yıl yanlış, evet, söylemedim değil mi? 30 efendim. 30 efendim. Ne zaman bestelemiştiniz bu ne sevgi? 1949'da efendim. 1949. Evet efendim. Zaten Abdullah Yüce deyince bu şarkı geldi akla. Evet efendim. Nasıl olduydı o besteleme? Efendim, vatani görevim için Zonguldak'ın Bartın Kazası'na, evet, gittim. Ve o askerliğim esnasında, o tarihlerde biliyorsunuz askerlik 4 sene idi. Evet. Uzun müddet zarfında şair Hasan Bayri ile tanıştım. Ha, onun şiiri bu. Şiir onundur efendim. Efendim, ve bir müsamerede bunu manzum olarak okudum. Ondan sonra da bestelememeye gayret ettim ve İstanbul'a da gelince, evet, plaklara okudum malum. Plak, 30 yıl önce de o plan bir hayli sattığını... Rekor efendim, dünya rekoru. Ne kadar? Dünya rekoru. Efendim, London arşivlerinde 1.800.000'di. Bu ne sevgi, evet, bu ne ızdırap. Evet. Şu anda da, evet, kaç milyon diyor, evet, ki... Bütün dünyada, ama yanlış anlaşılmasın. Bütün dünyada da, hayır ben, evet, onu demiyorum. Evet. Şu anda ekran başındaki, evet, seyircilerimiz bana diyorlar ki lafı bırak da milyonlar onlar da biz bu şarkıyı bir an evvel dinleyelim diyorlar. Başlayın efendim, emredersiniz. Derhal okuyayım efendim. Evet, sağ olun. Abdullah Yüce'den dinliyoruz. Bu ne sevgi, ah bu ne ızdırap. Ve de canlı olarak sunuyor. Çok çok teşekkürler. Buyurun. Nasibim olsun bir yudum şarap, sunda içeyim yarın elinde. Nasibim olsun bir yudum şarap, sunda içeyim yarın elinde. Aşık adihi yaşla doldurma, düşürme yeter gönlümü gama. Vurup rengi vurmadan cama, vermezi sildi tatlı dilinde. Vurup rengi vurmadan cama, vermezi sildi tatlı nebinden.
sarılmış simsiyah tüley, nemli gözlerle yalvardım güne. Uzak kalırsa bana acele, selamlar gönder sen iline. Uzak kalırsa bana acele, selamlar gönder sen iline. Sağ olun Abdullah Yüce. Bir şey değil efendim. Yalnız bana bu 30 yıl evvelki şarkımı seyircilerime ve dinleyicilerime okuduğum için memnunum. Biz de teşekkür bu mutluluğa efendim katılıyoruz ve biz şimdi Hulusi Kentmen'le bu kez film yıldızı Hulusi Kentmen'le konuşuyoruz. Evet, filmle, sinemayla tanışmanız kaç yıl, kaç film oldu? Herhalde 500'e yaklaştı. 500'e yaklaştı. Veya at geçti, evet. Bunların da birçoğunda siz böyle zengin, milyarder, trilyoner, fabrikatör, sert. Evet. Yani zengin görüntülü fakir adam. Neden? Öyle. Hiç öyle bir rol çevirdikten sonra bir sıkıntı oldu mu? Aa, tabii, olmaz mı? Nasıl? Efendim, gene böyle bir milyoner filmi çeviriyordum. Kısırkaya'da, plajda. İstanbul Kilyos tarafı. Kilyos'ta, evet. Ben para cüzdanımı film giysilerinin cebinde bırakmışım. Arkadaşlar da gitmişler. Ben Kısırkaya'dan Kilyos'a kadar 8 kilometre yayan yürüdüm o milyoner adam. Milyoner fabrikatör. Evet. Fabrikatör. Evet. Şimdi televizyonda eski filmlerinizi seyrederken ne hissediyorsunuz? Vallahi eski filmlerimi seyrederken daha ziyade eleştiriyorum. Kendimi eleştiriyorum. Evet. Efendim, film tekniğini eleştiriyorum. Bu imkanları veriyor bana. Mesela diyorum ki bak şurada daha iyi hareket edebilirdim. Bak şurada gülmem lazımdı. Şurada Tarık Akan'a daha kuvvetli bir tokat atmak imkanım varmış da acaba niye atmadım falan. Ama atmıyorsunuz, siz özel yaşamda yumuşaksınız. Evlisiniz. Evliyim, evliyim. Kaç yıl? 42 yıl. 42 evliyim. Yıl. Evet. Eşinizle birbirinize ne diye hitap edersiniz? Vallahi ben ona tonton diye hitap ederim. Fakat bu artık onun ismini dahi unutturdu. Çünkü bütün konu komşu, herkes tonton diye hitap ediyor. Bana da baba derler. Size baba derler, baba derler. Dede derler. Dede derler, evet. Kızmazsınız tabii bu gibi deyimlere. Babaya alıştık, ona kızmıyorum. Dede, abi. Dedeye de fena. Abi tabii, en güzeli. Abi. Fakat ara sıra amca diyenler de oluyor. Amcaya nedense kızıyorum. Buna kızıyorsun. Sen de kızarsın biraz. Amca deyimi insana biraz hani yaşlılık hissi veriyor. Babada bir baba yani hava var. Babada bir babacanlık ifadesi oluyor. O pek dokunmuyor da amca. Evet, peki televizyonun sinemaya güçlü bir rakip olduğuna inanıyor musunuz? Ne dersiniz? Güçlü rakip olduğunu iddia edemeyeceğim ama televizyonun sinemaya iki yönde etkisi oldu. Bir iyi yönde, de kötü yönde. Sinema seyircisini televizyon ekranlarının başına çekti. Bu kötü yönü. Kötü yönü. İyi yönü de filmciler televizyon ekranının başından seyirciyi koparıp tekrar sinemaya getirebilmek için daha kaliteli film yapma çabasına girdiler. Ve filmler daha kaliteli olmaya başladı bu bakımdan. Hani televizyona birçok evet şeyler borçluyuz. Evet, şimdi biz Sayın Hulusi Kentmen, az önce vaat ettik Semahat Özden Ses'in bir bestesini daha sunmasını kendisinden rica edeceğiz. Biz